Türlü tiyatrolarla ve yalanlarla bugünlere gelen Zübük Ekrem İmamoğlu adeta bombanın pimini çekti. İmamoğlu'nun Karadeniz turu sırasında yanında bulunan gazetecilerden özellikle Nagihan Alçı çok konuşuldu. Şahan Gökbahar, Atilla Taş, Fazıl Say ve Athana Gökhan gibi daha önce kendisine sık sık destek veren isimler İmamoğlu'nu topa tuttu. İBB sözcüsü Murat Ongun'un topu topu 200-300 kişinin kendi aralarındaki yorumlar cevabı da ortalığı iyice karıştırdı. İşte bu sert eleştirilerin ardından İmamoğlu zehir zemberek sözlerle bu isimlere yüklendi. İmamoğlu anlamaya çalışmadan bu tarz girişimleri yapanları akıllı olmaya davet ediyorum, vız gelir, tırs gider, hiç umurumda değil dedi. İmamoğlu bu fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir ama bu kardeşiniz için vız gelir, tırs gider, hiç umurumda değil sözleriyle kendisine yüklenenlere adeta meydan okudu. Fazıl Say, Gökhan Özoğuz ve Atilla Taş, Şahan Gökbahar gibi sanatçı kimlikler konuya ilişkin sert açıklamalarda bulundu ve İmamoğlu'na verdikleri destekleri geri çekeceklerini söyledi. Athena Gökhan'ın ben bu otobüsten inerim ve Atilla Taş'ın size desteklerimiz haram olsun şeklindeki çıkışları yaşanan kopuşu ayyuka çıkardı. CHP yandaşı muhalif gazeteci Erk Acarer de İmamoğlu'nu eleştiren isimlerden biri oldu. Acarer paylaştığı tweette İmamoğlu'nu ikiyüzlü ve kibirli olmakla suçladı. Son olarak Şahan Gökbahar da tartışmaya katıldı. Çarpıklığın, sahteliğin, çıkarcılığın, kibrin, basiretsizliğin, duyarsızlığın, zaafların, duruşsuzluğun ve güvensizliğin aynı karede buluştuğu bir sanat eseri gibi ifadeleriyle İmamoğlu'na yüklendi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, aralarında Nagihan Alçı, Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Akif Beki, Özlem Gürses'in de olduğu gazetecilerle çekilen Karadeniz gezisi fotoğrafı hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi. Kamuoyunda gündem olan fotoğraf hakkında konuşan İBB sözcüsü Ongun, "Biz bu tartışmaları önemsemiyoruz. Bu eleştiriler 200-300 kişinin kendi arasındaki yorumları eleştirileridir." dedi. Ongun'un eleştirilere Nagihan Alçı o bölgede çok seviliyor, biz fotoğrafın bütününe bakıyoruz şeklinde yanıt verdi. Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu Twitter'da bazı gazetecilerden rahatsız olan CHP tabanı ve kendisini Cumhurbaşkanı adayı yapmak isteyen kesim tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Konuya ilişkin açıklama yapan İmamoğlu, "Bugün Nagihan Hanım gelmiştir, daha farklı örnekleri de görecekler. Benimle konuşmaya cesareti olanlarla konuşacağım. Yarın da Abdülkadir Selvi'yi de davet etmek isterim." ifadelerini kullandı. Gazeteci ordusuyla verilen tartışmalı otobüs fotoğrafının gölgesinde sosyal medyada dikkat çeken yorumlar da kayıtlara geçti. Tartışma yaratan Karadeniz turu ve gazeteci ordusuna gelen eleştirilerin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabındaki takipçi sayısında da gözle görülür bir düşüş yaşandı. İmamoğlu'na en yakın isim olarak bilinen İBB sözcüsü Murat Ongun, Nagihan Alçı ile verilen fotoğrafın tepki çekmesi üzerine açıklama yapmıştı. "Nagihan Alçı oralarda çok seviliyor. Ben kendi başıma yapmıyorum ki. Bu listeyi kendi başıma hazırlamadım. Gezi hazırlarken listeyi Sayın Başkan'a sunuyorum. Sayın Başkan onay vermeseydi ben bu geziyi düzenleyebilir miydim? İmamoğlu'nun keyfi yerinde. O bu tartışmalara bakmıyor. Biz genel fotoğrafın bütününe bakıyoruz." dedi. Ongun açıklamasına şöyle devam etti. "Fotoğrafı ben istedim en son aşamada. Yazılar yazılıyordu, paylaşımlar yapılıyordu. Ben biraz gazeteciler üzerinde yürüdüm. Bu bizim ilk seyahatimiz değil. Bundan sonra da yapacağız. Ardahan'da bir gezi var. Aslında bu geziye Adde Fırat'ı da davet etmiştim. Eşiyle ilgili olarak bazı tartışmalar olduğu için gelemedi. Başkalarını da davet ettik. Birinin tatili, birinin başka bir şeyi vardı. Ben bu tartışmaları çok önemsemiyorum." Ongun'un sözleri de İmamoğlu'na destek verenleri çılgına çevirdi. Evet dostlar, bir insan kendini ancak bu kadar rezil eder. Görüyorsunuz, herkes Allah tarafından gerçek yüzleri ortaya çıkıyor ve kendisini destekleyenler bile onun gerçek yüzünü öğrendikten sonra onun hakkında hiç ağza alınmayacak laflar söylüyor ve anında büyük tepkiler gösterebiliyor. İmamoğlu'nun Karadeniz hamlesi, Cumhurbaşkanlığı adaylığında kimse beni denklem dışına itemez çıkarmasıydı. Millet beni istiyor mesajıydı. Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili sorulara bu sadece siyasetin işi değil, altılı masanın işi değil, milletin işi yanıtını vermesi bunu gösteriyordu zaten. İmamoğlu'nun tabandan tavana mesaj vermesi doğru bir taktik.
Karadeniz'de ise beklediği desteği bulamadı ve hüsranla sonuçlandı bu tavırlar, bu çıkarmalar, bu artistlikler. Kendisini Erdoğan'la kıyaslıyor. Bu kadar kibirli ve kendini bir halt sanıyor. 17-25 Aralık sürecinde de mesela Erdoğan Karadenizlilerle görüşmek için gitmişti. Meydanlar yağmura rağmen Erdoğan Erdoğan diyordu. Karadeniz turunda sağladığı moralle Erdoğan Pakistan'a uçmuştu. Hatta o zaman gazeteciler kim kazanacak dediğinde Erdoğan demişti ki biz kazanacağız ve öyle de oldu. Şöyle dikkat çekici bir de ayrıntı var. İmamoğlu'nun gezisinde CHP'li yöneticiler vardı ama CHP bayrakları yoktu. Çok önemli bir mesaj. İmamoğlu CHP'den bağımsız bir kampanya yürüttü. Tek başına parti gibi hareket etti. İmamoğlu'nun gezisinde CHP bayraklarının olmamasının CHP genel merkezinde rahatsızlık oluşturduğu söylendi. İmamoğlu'na yakın medyanın çabaları sizi yanıltmasın. İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi başta Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP yönetimini aşırı rahatsız etti. Ama bu aşamada müdahale etmemeyi de tercih ettiler. Akıllı davrandılar. Çünkü beklediler nasıl olsa bu kendini rezil edecek, rüsva edecek ve öyle de oldu görüyorsunuz. CHP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı adayı olmak için tüm gemileri yakmışken CHP'nin belediye başkanının Cumhurbaşkanı adaylığı turuna çıkmasından memnun olur mu? Aslında bir kaşık suda İmamoğlu'nu boğmak istiyor Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nun şimdiye kadar verdiği mesajların tümünü unutun. İmamoğlu ve Yavaş için bir dönem daha belediye başkanlığına devam etmeleri gerektiği yönündeki açıklamalarını bir kenara bırakın. Ankara'ya çağırdığı Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adayı olmadığını ilan etmesini istediğini de yok sayın. Kılıçdaroğlu'nun CHP grubundaki ya bana katılın ya da şimdi yolumdan çekilin restini, karanlık eylemini anlattığı videosundaki yola çıktım vurgusunu nereye koyacağız? Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylığında kararlı, hem de hiç olmadığı kadar. Ama altılı masada ciddi bir direnişle karşılaşırsa, ABD ve İngiltere büyükelçileri devreye girerse ne yapar? Orası meçhul. Ama görünen şu ki kesinlikle ya kenara severek çekilecek ya da onu kenara herhangi bir kumpasla çektirecekler, atacaklar bir kenara. Çünkü İmamoğlu'yla büyükelçiler boşa görüşmedi. İmamoğlu zaten o büyükelçilerin Amerika'nın, İngiltere'nin, İsrail'in verdiği destekle bu kadar rahat hareket ediyor, bu kadar cesur konuşuyor, bu kadar kendini destekleyen sanatçılara bile atar yapıyor, tehdit ediyor. Eğer İmamoğlu destek görmese böyle pısırık pısırık orada İBB odasından bile çıkamazdı. Ama öyle bir onu pohpohluyorlar ki biz seni destekleyeceğiz, senin arkanda biz varız. Adam çıkıyor, millet desteklemese de kendisini Cumhurbaşkanı adayı olarak görüyor. Orada millet olmasa da millet varmış gibi kendi kendini kandırıyor. Hani evcilik oyunu vardır ya, bu da Cumhurbaşkanı adaylığı oyununu oynuyor. Evet, inşallah daha çok rezil olacak. Görüyorsunuz Allah her zaman Erdoğan'a yardım ediyor. Kendi aralarında kendi kendilerini rezil rüsva ediyorlar. Kendi kendilerine düşüyorlar. Kendi kendilerini bitiriyorlar. Devam etsinler, bizim için sıkıntı yok. Evet dostlar, lütfen videoyu izledikten sonra beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Hepiniz Allah'a emanet. Buradan sesleniyorum. Efendim, sanatçıymış, konuşamazmış, konuşacak. Kurban etmeye çalışan insanlar olabilir. Benimle aynı düşündüğünü, aynı şeylere inandığını söyleyen, ne yazık ki anlık hırslarına yenilmiş insanlar olabilir. Ya da bir takımın renkleri üzerinden ayrıştırma gayreti içinde olanlar olabilir. Başkalarının değirmenine su taşıdıklarının farkında olmayanlar da olabilir bunların içerisinde. Farkında olup yapanlar da olabilir. Ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil. Dolayısıyla ben şunun için bunu bu akşam söylüyorum. Bu kadar büyük idealleri, bu kadar büyük olayları konuşurken, bu heyecanla konuşurken, tartışırken küçük detaylar üzerinden davayı, o davayı güden insan ya da yarın bir başka dostumuzun başına gelebilir, fark etmez. Ya bu insan ne yapmak istedi, ne yapmak istiyordu daha anlamadan, anlamaya çalışmadan bu tarz girişimleri yapanları akıllı olmaya davet ediyorum. Akıllı olmaya davet ediyorum.
Başka hiçbir davetim